Herkese merhaba. Bugün sizlere Tünelden Önceki Beyaz Ev hikayesine ilham kaynağı olan gerçek olayları anlatacağım. Tünelden Önceki Beyaz Ev'in ilk ve ikinci kitabı DNR ve diğer çoğu yerel mağazada, ayrıca Hepsi Burada ve Trendyol gibi online mağazalarda haftalarca çok satanlar listesinde kaldı. Bana bu heyecanı yaşattığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim ve hepinizi çok seviyorum. Bu videoda biri Türkiye'de, iki paranormal yer incelememiz, yine Türkiye'de 20 yıl önce işlenmiş ve hala açıklığa kavuşturulamamış bir cinayet vakamız var. Ama hepsinden önce yeni kitabım ve Tünelden Önceki Beyaz Ev serisinin 3. ve son kitabı Çatı Katı arkadaşlar çıktı. 22 Ağustos itibariyle mağazalara dağıtıma başlayacak. Aynı zamanda 22 Ağustos itibariyle gönderime başlayacak. Siz bu videoyu büyük ihtimalle 20 Ağustos tarihinde izliyor olacaksınız ve ben bu aralar Balıkesir Edremit'te bir imza gündeyim arkadaşlar. Akşam 6-7 gibi başlayacak. Eğer gündüz vakti izliyorsanız ve oralarda oturuyorsanız hala zamanınız var, gelebilirsiniz. Şu an için online kanallarda ön siparişler açıldı. Trendyol'da açık. DNR'da bilmiyorum açık mı, açık değilse de birkaç güne kadar açılacak. DNR'da, BKM'de, Tap Yurdu'nda, Hepsi Burada da ve diğer bütün online satış kanallarında diyelim arkadaşlar. Aynı zamanda mağazalarda da olacak birkaç güne kadar. Başlangıcından bu yana benim için oldukça uzun ve yorucu ama bir o kadar da muhteşem bir serüvendi. Tünelden Önceki Beyaz Ev serinin ilk kitabı Bodrum Katı, ikinci kitabı ve Çatı Katı da üçüncü ve son kitabı arkadaşlar. Ne yazık ki bir serinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok üzgünüm, aynı zamanda çok da heyecanlıyım. Bu son kitapta bugüne kadar yaşanan tüm olaylar çözülürken diğer kitaplara nazaran çok yoğun bir macera ve koşuşturma sizi bekliyor. Komiser Emris içinde Sedat, Eren, Atlas, Demir ve Ayla'nın da olduğu özel bir ekip kuruyor ve hem yurt dışında hem de yurt içinde soluksuz bir polisiye aksiyonunun içine giriyor ve aynı zamanda Arden'i de yakalamaya çalışıyor. Ayrıca çok merak ettiğiniz bir konu, Eren ve Arden arasında da şu anda spoiler vermeden nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bu yakınlaşma Eren'in iş dünyasında bazı çatışmalar yaşamasına neden oluyor ve kitapta bolca da aşk var diyelim diğer ilk iki kitaba nazaran. Bu serüvende bana yardımcı olan anneme ve babama, kardeşim İzabel'e, eşim Volkan'a, aynı zamanda editörüm ve Tünelden Önceki Beyaz Ev serisinin en büyük mimarı Samet Baysal'a çok ama çok teşekkür ederim. Kendisi olmasaydı bu seride zaten olmayacaktı. Aynı zamanda sevgili yayın evim Yedi Veren Yayınları, patronlarım ve çalışanlara da çok teşekkür ederim. Tabii ki IÜFC ailesine, yani Işıl Işık Fan Club ailesine, özellikle Instagram'da ve YouTube'da ve son zamanlarda da sıkça karşılaştığım kadarıyla TikTok'ta desteklerine bir gün dahi esirgemeden benimle birlikte olan, benimle birlikte yola devam eden tüm fanlarıma çok teşekkür ediyorum ve tabii ki sizler, sevgili takipçilerim ve artık ailem diyorum ve sevginizin karşılıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hayır, ağlamayacağım şu anda. Tünelden Önceki Beyaz Evi, yani bu lanetli beyaz evi diyelim, kurgularken bana ilham kaynağı olan, özellikle ilham kaynağı olan iki tane ev vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da bulunan Cemil Molla Köşkü, diğeri ise Amerika'nın en lanetli yerlerinden biri olarak kabul edilen Winchester Malikanesi. İstanbul'da Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiğinizde tünele girmeden hemen önce sağda kalan ve gözünüze çarpan büyük bir beyaz yapı var. Bu Cemil Molla Köşkü'dür. Yani Tünelden Önceki Beyaz Ev. Oldukça büyüleyici duran bu ev eskiden de çok büyüleyiciymiş. Ancak ürkütücü bir yönden. Eskiden insanlar bırakın içine girmeyi, yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan bu köşk yıllarca restore edilememiş. Bunun nedeni olarak ise köşkün lanetli olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. Bir rivayete göre Cemil Molla Köşkü'nün restorasyonu esnasında buraya gelen işçiler öyle korkunç şeyler yaşamışlar ki bazılarının dili tutulmuş, bazıları ise arkalarına bile bakmadan bulundukları yerden kaçarak uzaklaşmışlar. Ayrıca 200 yıllık bu binanın senede bir kere kaybolup tekrar ortaya çıktığı da yine rivayet edilen konulardan biri. Yerel mahalle sakinleri ise burayı perili köşk olarak adlandırmış ve etrafında bile dolaşmaktan çekinmişlerdir. Bu beyaz evin, yani Cemil Molla Köşkü'nün hikayesi ise şöyledir. 1940 yılında Cemil Molla'nın ölümüyle ailenin borçları nedeniyle köşke el koyulur. Ardından da başka bir aileye satılır. Ancak bu köşke taşınan yeni aile hiç mutlu olamaz. Aile fertlerinin başına gelen felaketlerin ardı arkası kesilmez. İlk olay ailenin oğlunun bir trafik kazasında ölmesiyle yaşanır. Ardından da ailenin babası beklenmedik bir biçimde yaşamını yitirir
ve tüm ailenin kaderi birdenbire olumsuz yönde değişir. Köşkün yeni sahiplerinden geriye kalanlar bu evi lanetli olarak atfetmeye başlar ve kendilerine kötü şans getirdiğine inanır. Bu nedenle evden ayrılırlar ve bahçe kısmında yer alan müştemilatta yaşamaya başlarlar. Kuzguncuk halkı tarafından ermiş ve derviş olarak kabul gören Cemil Molla'nın köşkü 1950'lerin başından 90'ların sonuna kadar ise boş kalır. Zamanının görkemli yapısına bu dönemde birçok alıcı çıksa da anlatılanları duyanlar bırakın almayı köşkün içinde gezinmeye bile cesaret edemez. Yeni alıcı bulamayan ve insanların korkup kaçtığı Cemil Molla Köşkü 2000'li yıllara kadar ise boş kalır. 2000'li yılların başında ise müteahhitlik yapan bir aile köşkü satın alarak burada yaşamaya karar verir. Ancak lanetli olduğu söylenen bu köşk onları da rahat bırakmaz. Ailenin işleri ters gider, kavgalar, hastalıklar ve ölümler bir bir yaşanmaya başlar. Köşk ise şu anda haftanın bazı günleri halka açık. Dilerseniz gidip bahçesinde bir çay içebilirsiniz. Ancak cesaret edebilirseniz. Amerika'nın en lanetli yerlerinden biri olarak kabul gören Winchester malikanesinin içinde yaşananlar ise Cemil Molla Köşkü'nden farksız. Evin kendisinin doğaüstü varlıklar için bir geçit olduğu, onların geçiş noktası haline geldiği söylentiler arasında. William Winchester adındaki adamın uzun yıllar önce babası repeater silahını yapan bir firmayı satın aldı ve burada Winchester tüfeği olarak geçen bir tüfek imal etmeye başladı. Babası öldükten sonra şirketin başına William geçti. Evlenmeden önceki adı Sarah Pardee olan genç kadın o dönem yaşadığı kasabanın en güzel ve en çekici kadınlarından biriydi. William ve Sarah birbirlerini gördüler ve aşık oldular ve 1862 yılında evlenmeye karar verdiler. Bir süre sonra Sarah hamile kaldı ve bir bebek dünyaya getirdi. Ancak kaderin onlar için çok daha korkunç planları vardı. 1866'da kızları Annie Winchester doğdu. Ancak bebek kısa bir süre sonra bir hastalığa yakalanıp vefat etti. Sarah bebeğinin ölümünün ardından bir türlü toparlanamadı. 1881 yılında ise eşi William Winchester tüberküloz hastalığı yüzünden hayata gözlerini yumdu. William Winchester'ın ölümünden sonra Winchester ailesinin tüm mirası Sarah'a kaldı ve Sarah 20 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Ancak genç kadın ard arda yaşanan bu iki ölüm ardından da oldukça depresif bir ruh haline bürünmüştü. 1884 yılında Santa Clara Vadisi'nde bitmemiş bir konak satın aldı. Sarah o zamanlar 8 odası olan konağı satın aldıktan sonra hemen inşaata başladı. Ve burayı 160 odada dev bir malikane haline çevirdi. Bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Ancak bu basit bir inşaat değildi. Sarah bu evin inşaatı için tüm planları ve çizimleri yok sayarak karmaşık bir malikane yapılmasını istedi. Bu inşaat yaklaşık 36 yıl boyunca 7 gün ve 24 saat aralıksız olarak devam etti. Bu malikanenin inşası için çalışan ekipte 20'den fazla marangoz bulunuyordu. Bu kadın zamanında eşinin büyük babası ve babası ve sonradan da eşi tarafından üretilen Winchester tüfekleriyle öldürülen kişilerin ruhlarının kendisine ve ailesine bir şekilde müsallat olduğunu ve ailesinin sonsuza kadar lanetlendiğine inandı. Bu varlıklar sarayı ve ailesini rahat bırakıncaya kadar genç kadın inşaata devam etmek istiyordu. Yani evi devamlı olarak büyütüyordu. Ancak bir yandan da bu ruhlardan ve varlıklardan korunmak için evi bir labirent şeklinde tasarladı. Malikanenin ilk dikkat çeken şeyi büyüklüğüydü. Ancak bu yer ve iç dizaynıyla ilgili oldukça kafa karıştıran ve çok fazla detay bulunuyordu. Örneğin 2000'den fazla kapısı olmasına rağmen bazıları bilmeyenleri ölüme götürecek boşluklara ve merdivenlere, bazıları ise çıkışı olmayan duvarlara açılıyordu. Bazı odalardan geçip kendinizi malikanenin öbür ucunda bulabilir, bazı merdivenlere çıktığınızı sanıp en alt kata inebilirdiniz. Aynı zamanda bu evin içinde ölenlerin ruhlarının o eve hapsolduğuna dair rivayetler de vardı. Aynı Rosret Konağı gibi labirent şeklinde inşa edilen bu evin içinde kaybolursanız bir daha dışarı çıkamama ihtimaliniz bulunuyordu. Kendi kendine uzayan koridorlar, yok olan odalar, duvarlardan ve evin borularından gelen bitmek tükenmek bilmeyen sesler. Hışırtılar, fısıltılar, ayak sesleri ve kahkahalar. Evde gece kalanların lanetlendiğine ve bu lanetten bir ömür boyu ölene dek kurtulamayacaklarına inanılırdı. Sarah ve ailesi gerçekten lanetli miydi yoksa genç kadın ard arda yaşadığı bu iki ölümden sonra aklını mı yitirmişti bilinmez. Ancak Winchester malikanesi Sarah'ın ölümünden sonra da hala bu 162 hektarlık alanda tüm ihtişamıyla durmaya devam ediyor. Diğer bir konu ise İstanbul'da işlenen ve oldukça kafa karıştırıcı bir hale gelen bir cinayet vakası. Aslında
cinayet demek de çok doğru olmaz çünkü tam olarak ne olduğu da çözülemedi. 20 yıldır hala çözülemedi. Henüz açıklığa kavuşamadı ve sırrını bugün bile hala korumaya devam ediyor. Kesik bacak cinayetleri. Bundan yaklaşık 20 sene önce 2000 ve 2001 yıllarında İstanbul'un 8 farklı yerinde 8 kesik bacak bulundu. Hepsinin ortak noktası bacakların çok profesyonel bir şekilde kesilmiş olmasıydı. Sanki bir profesyonelin elinden çıkmış gibiydi. Bu hikaye size tanıdık geldi mi bir yerden? Bu kesik bacakların ise sadece bir tanesinin kimliği belirlenebildi. Geri kalanlar hala gizemini koruyor. Bu kişiler kimdi? Hatta öldürülmüşler miydi? Ne yazık ki hiç kimsenin elinde bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlardan birinin Mısır Çarşısı'nın yakınlarında bir çöp kutusunun içinde bulduğu ilk bacaktan sonra polis ilk etapta bunun tek seferlik bir vaka olduğunu düşündü. Ancak yanılıyordu. Kısa bir süre içinde İstanbul'daki farklı semtlerde 8 adet kadın bacağı bulundu. Bacakların önce kadavradan alınmış olabileceği düşünüldü ancak kimlikler bir türlü tespit edilemedi. Ayrıca bacaklar haricinde başka herhangi bir uzuv da bulunamadı. 2001 yılının Mart ayında eski emekli bir polis memuru kızının kayıp olduğuna dair bir ihbarda bulundu. Ve bu şekilde kesik bacaklardan birinin bu genç kıza ait olduğu ortaya çıktı. Bu kişi Yasemin Durgun adında genç bir kızdı ve 18 yaşındaydı. Kaybolduktan bir gün sonra çantası Gümüşsuyu'nda bir parkta, kesik bacağı ise Galata'nın arka sokaklarından birinde bulundu. Yasemin 7. kurbandı ve kimliği tespit edilebilen ilk ve tek kişi oldu. Genç kadın en son Fatih tarafındaki bir postanede canlı olarak görülmüş, sonrasında kendisinden haber alan ya da kendisini gören herhangi bir kişiye rastlanamamıştı. O zamanlar tıp öğrencisi olan erkek arkadaşı, yakın çevresi ve arkadaşları sorgulandı. Ancak katilin kimliğine dair herhangi bir delil bulunamadı. Kesilen bacaklar belirli aralıklarla çeşitli semtlerde bulunuyor, kim olduklarına ulaşılamıyor ve bedenlerinin geri kalanının nerede olduğu tespit edilemiyordu. Bu durum akıllara bir seri katil vakasını getirse de polis konuyu çok dillendirmedi. Bulunan son bacak ise bir erkeğe aitti ve Maltepe tarafında bulundu. Bu bulunan son kesik bacaktı ve 20 Temmuz 2001 yılında da bu kesik bacak vakaları sona erdi. Aradan 20 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen konu hala açıklığa kavuşmadı. Neyse ki Tünel'den önceki Beyaz Ev serisinde sizi böyle bir son beklemiyor. Olaylar açıklığa kavuşuyor. Yani hepsi değil ama birçoğu diyelim. Çoğunlukla ilham aldığım olaylar ve evler bu şekildeydi. Yani ana tabiriyle, ana hatlarıyla bu şekildeydi. Ancak tabii ki ilham aldığım çok fazla aslında kitapta kullandığım ve ilham aldığım çok fazla hikaye, şehir efsanesi, Türk ve yabancı şehir efsaneleri, Japon şehir efsaneleri, hatta sizlerin anlattığı Sizden Gelenler serisinden bile ilham aldığım bazı hikayeleri, bazı konuları, bazı kelimeleri, bazı cümleleri kitap içine yerleştirdim arkadaşlar. Yani bana da destek olduğunuz bir kitabın yazımı esnasında diyelim. Fark edenler oldu aranızda. İlk kitap Tünel'den önceki Beyaz Ev'de eksik bir bölüm vardı arkadaşlar. Ve ikinci kitap olan Bodrum Katı'nda aslında o eksik olan bölümde de bir kesişme vardı. Ve üçüncü kitap olan Çatı Katı'nda da bu eksik olan bölümü bulacaksınız kitabın içinde. İlk kitapta aynı zamanda kafaları karıştıran, daha önce sizlere ilettiğim bir de bilmece vardı. Ne olduğuna çok 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 yaklaşan birkaç kişi oldu. Bana mail atıp bayağı böyle detaylı anlattılar ama son olarak yani böyle bilmecenin çözümü olarak ne yazık ki herhangi bir sonuç elde edemedik. Henüz bunu çözebilen olmadı. Aranızda zaten çok büyük bir kısmı fark ettiği kadarıyla bu olay 22 sayısıyla alakalıydı arkadaşlar. Size bir ipucu vereyim. Zaten dediğim gibi çoğunuz fark etmişsiniz. Tüm 22'leri ortaya çıkarttım. Bakalım ilk kitapta, yani Tünel'den önceki Beyaz Ev'de sizi nereye götürecek? Ama sadece rakamlara odaklanmayın. Yani sayılara odaklanmayın. Belki bazı kelimeler ve cümlelerde de 22 anlamına gelen bazı şeyler vardır. Kısaca Emris Levi ve Eren Eriz'in hepinize çok selam var arkadaşlar. En sevdiğim iki karakter. Anime aşıkları aynı zamanda en sevdiğim iki karakterin isim babası olan animenin hangisi olduğunu da biliyor. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Buralara kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum olarak fikirlerinizi eklemeyi, kitapla ilgili olabilir, herhangi bir şeyle ilgili olabilir, kanalıma abone olmayı ve diğer sosyal medya hesaplarıma da bir göz atarak takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Aranızda yeni bir seri çıkacak mı diye soranlar çok oluyor. Evet çıkacak. Yani tek bir kitap mı olur, yeni bir seri mi olur? O konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil şu an için ama ancak önümüzdeki sene artık yani. Bu sene yeni bir seri gelmez. Yeni bir kitap da çıkmaz. Çok yoruldum. Çok çalıştım. Biliyorsunuz sosyal medyada yani neredeyse yok gibiyim. Instagram'ı falan bile doğru düzgün giremiyorum arkadaşlar.
YouTube, kitap, TikTok vesaire derken birazcık tadını çıkartayım. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.